var. Beşinci sınıf fen bilimleri. Birinci dönem ikinci yazı hazır mısın Tonguç abi? Hazır değilim hocam. İşte çok güzel bir şekilde hazırlanacaksın senle ve sınavdan yüzü alacaksın diyoruz inşallah. İnşallah. Şimdi Tonguç'um bir kere ikinci yazılı konuları için sana çok güzel bir açıklamaya PDF hazırladım. Bu PDF'i oradan indirebilirsin. Açıklamayı indirebilirsin. Hangi konuların çıkacağıyla alakalı. Birinci ünitemizden çıkacak biliyorsun. Güneş, Dünya, Ay ünitesinden. Canlılar ve Dünyası ikinci ünitemizden. Üçüncü ünitemiz kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmeden çıkacak Tonguç'um ikinci yazılı konulardan. Bir tanesi de madde ve değişim konusu. İşte hal değişimleri falan filan bunlardan çıkacak diyoruz. Dolayısıyla biz bu ünitelere çalışacağız ama ufak bir sana ufaktan bir göstereyim istedim. Hani ne bilmemiz gerekiyordu? Güneşin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Güneş aslında bizim ısı ve ışık kaynağımızdı. Hatırlıyorsan içinde aynı çekirdeği işte ışık küresi, taş küresi, renk küresi olan ve gerçekten de içinde inanılmaz büyük bir enerji barındıran ve bize ışık sağlayan bir cisimdi. Daha doğrusu gök cismiydi Güneş. Ve aslında neydi Tonguç abi? Bir yıldızdı Tonguç'um. Ve aynı zamanda hidrojenin helyuma dönüşmesiyle enerji veriyordu. Peki dünya neyin etrafında dönüyor Tonguç evladım benim? Güneş'in etrafında dolanıyor. Ve aynı zamanda kendi etrafında dönüyor değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Aynı şekilde ay da dünyanın etrafında dönüyor. Dünyanın etrafında dolanıyor. Ve aynı zamanda kendi etrafında dönme hareketi yapıyor. Yani ay dönme ve dolanma hareketi yapıyor. Dünya da dönme ve dolanma hareketi yapıyor. Bunu da unutmayacağız sonucum. Ayın özelliklerine baktığımız zaman bir kere Güneş, Dünya, Ay üçü de sıraladığımız zaman Güneş bir basket topuysa Tonguç'um Dünya bir nohut tanesi kadar. Ay ise mercimek tanesi kadar. Çok küçük. Aralarındaki farklar çok önemli Tonguç. Yani bunlar hangisi daha büyük hangisi daha küçük bilmelisin. Aynı zamanda ayın evrelerine baktığımız zaman işte yeni ay kapkaranlık hiçbir şey gözükmüyor ve son dördün işte sol tarafı aydınlık. İlk dördün sağ tarafı aydınlık D harfi gibi bak burası aydınlık kalan taraf D harfi gibi ilk dördün. Sol tarafı önce son dördün zaten soldan aklına gelsin. Dolunay'da da tamamen aydınlık bir ayda karşılaşıyoruz. Ayın evreleriydi bunlar ve hızlıca geçiyorum fazla. Dolunay ayı sever. Çünkü ilk üniteden çok fazla çıkmaz soru. Ama ikinci ünite, üçüncü ünite ve dördüncüden çok fazla soru gelecek. Mesela canlılar dünyası, canlıların sınıflandırılmasında bilmemiz gerekenler nelerdi? Canlıları biz Tonguç evladım benim mikroskobik canlılar, işte mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi dört tane gruba ayırıyoruz. Ben mantarlar grubuna giriyorum. Bu dört tane grup dediğimiz gruptan mikroskobik canlılar bizim için tabii ki çok önemli. Şimdi neden? Çünkü gözle göremeyeceğimiz, mikroskopla görebileceğimiz canlılar bunlar. Ve gerçekten işte bakteriler, ondan sonra işte amip, öglena gibi tek hücreli canlılar, mikroskobik canlılar sınıfına giriyor diyebiliriz. Mesela işte mantarlara baktığımız zaman mantarlarda şapkalı mantar, küf mantarı, maya mantarı, hastalık yapıcı mantar olarak dört çeşit var Tonguç'um. Mantarlar bazen bizim yararımıza ekmeği mayalıyor bilmem ne yapıyor. Bazense işte ne yapıyor? Şapkalı mantar yiyoruz. Bazen hastalık yapabiliyorlar. Aynı bakteriler gibi mikroskobik canlılardan. Bazıları yararlı bazıları zararlı olabiliyor. Bakteriler mesela bazıları yararlı bazıları zararlı olabiliyor. Aynı zamanda Tonguç'um şunları unutma. Bak mikroskobik canlı deyince bakteri, öglena, amip, paramecium. Lütfen bunları ezberle. Bunlardan soru gelir diyorum. Aynı zamanda bitkilere baktığımız zaman çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayırıyoruz Tonguç'um. Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerden işte çiçekleri olan bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçekleri var. Ve meyve tohum oluşturabiliyorlar. Mesela çam, ladin, köknar, elma, mısır falan filan bunlar çiçekli bitkiler. Ama çiçeksiz bitkilere baktığımız zaman Tonguç evren benim işte kibrit otu, karayosunu, at kuyruğu, erel otu, otlar bunlar genellikle. Maydanoz, marul, kıvırcık. Bu kadar abartma. Çiçekleri yok bunların ve dere kenarlarında, göl kıyılarında falan filan yaşıyorlar. Hayvanları Tonguç'um omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayırıyoruz. Omurgasız deyince hemen aklımıza ne gelsin Tonguç'um? İşte omurgasız hayvanlar, işte iskelet ve omurga denilen sistemleri yok. Ahtapot, midye, sümüklü böcek, deniz yıldızı falan. Sümüklü böcek niye kendimi temizlemiyorum? Kabukları, mabukları olan hayvanlar genellikle omurgasız. Ama omurgalılara baktığımda işte bunlar babalar. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Memeliler grubunun içinde insanlar da var. Unutmayalım Tonguç'um. Yani insanlar memeliler grubu. Maymunlar da memeliler grubunun içinde. Kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, balıklar da omurgaların diğer ekip elemanları diyoruz ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. İkinci yazılı konularından kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti. İşte burası gerçekten birazcık hassas. Kuvvetin ölçülmesinde ne kullanıyorduk? Dinamometre kullanıyorduk. Yayların esnemesine göre kullanıyorduk. Bunu hatırlayalım. Bunlar sınavda %100 gelecek. Artık %100 gelecek. Hiç şey demiyorum. Bak bir balığı asmışız. 3 tane bölme çıkarmış. Görüyor musun dinamometrin içinden? 3 tane bölme fışkırmış. Bu 3 tane bölme olduğu için 30 Newton olmuş.
O zaman başka bir balığı attığımız zaman bir tane bölme çıkarsa dışarıya, o zaman bu 10 Newton olur. Yani 3'te 1'dir. Yani burada 3 bölmeye 30 Newton olsa 1 bölmeye 10 Newton olur diye biz yorumlamalar, orantılar kuracağız kendi kafamızdan. Dinamometre biliyorsun yayların esneme özelliğine göre ölçüyordu. Kuvvetin birimi neydi Tonguç'um? Newton'du. Kuvvetin sembolü F'ydi. İlk bulan adamlardan bir tanesi Isaac Newton. Isaac Newton gerçekten kuvvetini bulduğu için kuvvetin birimine de kendi adını verdi. İsmi İshak'tır hocam, normalde Müslüman bir bilim insanıdır. Dangozu ne alakası var, yabancı adam. Neyse, ondan sonra bir temas gerektiren kuvvetler, işte mesela işte elimizle vuruyoruz bir kaleme gidiyor falan filan. Bir de temas gerektirmeyen, mıknatıs birbirini çekiyor ya, böyle mıknatıslar birbirini. Onlar temas gerektiren veya yer çekim kuvveti işte böyle direkt çekiyor seni falan filan diyebiliriz. Sürtünme kuvveti dediğimiz şey Tonguç'um hareketin tersine doğru bizi durdurmaya çalışan kuvvet. Mesela ben böyle elimi itiyorum. Mesela şöyle diyeyim, bu kapağı ben ittim ama belli bir yerden sonra durdu. Mesela ben bu kalemi ittim ama durdu bir yerden. Niye durdu? Çünkü sürtünme kuvveti. Ben bunu itmeme rağmen buradan bu tarafa doğru ters yönde durdurmaya çalışıyor. Ama sürtünme kuvveti farklı şeyler de oluyor. Mesela bazı yüzeylerde daha fazla, bazı yüzeylerde daha az oluyor. Bunları da hatırlayalım. Hava direnci ve su direnci olarak iki tane özel bir şey var. Su direnci tabii ki hava direnciden fazla. Bunu da unutmanız diyelim. İkinci yazı konularından artık son olanı hemen hızlı bir şekilde tekrar edip ve dersimize geçiyorum. Maddenin hal değişimleri. Sınavda %100 gelecek. Katı sıvı gaz halleri var mı Tonguç evladım? Maddenin 3 hali var. Bu katı sıvı gaz halinden, katı halden sıvı hale geçmeye erime. Mesela buz eridi deriz değil mi? Buz eridi. Sıvı halden katı hale geçmeye donma deriz. Veya sıvı halden gaz haline geçmeye buharlaşma, yani kaynama veya buharlaşma. Çaydanlık kaynıyor. Aynen öyle. Gazdan sıvı hale geçmeye yoğuşma deriz. Buracık kıldır biliyorum. Katıdan sıvıya geç, katıdan gaza geçmeye direkt sübünleşme, gazdan katıya geçmeye de kıralaşma. Kendi aralarında böyle bir değişimler var. Bunların hepsinde kendi bir adı var, bunu bilelim ve geldik sınavımıza. Oo. Hadi hayırlı olsun. Güneş, ay ve dünya ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru anların yanına D, yanlış anların yanına Y yazalım demiş. Hadi bakalım başlayalım. Ay dünyaya en yakın gök cisimidir. Doğru mu Tonguç? Evet doğru. Ay dünyanın zaten uydusudur. Dünyaya bağlı hareket eder. Dünyanın etrafına döner. Ve ay dünyanın çölesidir diyebiliriz. Çok basit bir şekilde. Güneş dünyanın ışık kaynağı. Doğru mu Tonguç Erhan benim? Doğru. Çünkü bizim ısı ve ışık kaynağı. Gün nasıl doğuyor Allah aşkına? Güneş sayesinde doğuyor. İşte gün doğdu. Aa günaydın falan diyoruz ya. Güneş sayesinde. Çünkü güneşten gelen ışıklar sayesinde. Güneş dünyanın merkezinde kraterler bulunuyor. Yuh. Hayatın o bir. Krater nerede bulunur? Ayda. Süper zekisin. Ayın üstünde kraterler bulunur. Hatta ayın dünyadan hep aynı yüzünü gördüğümüz için o kraterleri, aynı kraterleri görürüz hep dünyadan baktığımız zaman. Ve enteresan bir bilgi. Çünkü dünya ile şeyin ayın dönme ve dolanma hızları birbirine eşittir diyoruz. Ayın atmosferi çok ince bir tabaka halindedir. Tonguç'um. Ayın atmosferi çok ince bir tabaka halindedir. Doğru mu Tonguç Erhan benim? Doğru. Doğru. Ayda atmosfer yoktur zaten. Dünyadaki hiç atmosfer. Atmosfer hocam, ben gittim atmosfer. Hayır, hemen şey girmek zorundayız. Nasıl denir ona? Yok gibidir ayda atmosfer. Ama dünyada çok kalın bir atmosfer vardır. Ancak o atmosferi geçersen sen uzaya çıkıp ne yapabilirsin? O yüzden zaten yaşayabiliriz. Atmosfer olduğu için, yani hava olduğu için yaşayabiliriz dünyada. Hava olmasaydı astronot kıyafetleriyle dolaşmamız gerekirdi. İşte o yüzden aya gidenler astronot kıyafeti dolaşıyor. Ay güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtır. Doğru mu Tonguç Erhan Bey? Doğru. Zaten dolunayda niye ay parlak gözüküyor? Ay ışık verir mi Tonguç Erhan Bey? Evet. Hayır, bu yanlış. Ay ışığı yansıtır. Aman dikkat et. Neredeki ışığı yansıtır? Güneşteki ışığı yansıtır diyoruz ve geçelim. Aşağıdaki verilen yiyecekler büyüklük ilişkisine göre dünya güneş ay modelleri oluşturmak isteniyor. Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisimleriyle eşleştirme yapınız demiş. Bir kere karpuz, domates ve benzeri. Hangisi en büyük Tonguç Evren benim? Karpuz. Çok basit, o zaman bu güneştir diyoruz. Çünkü güneş aralarındaki en büyüğüdür. Dünyanın 1 milyon katı kadar büyüktür güneş. Öyle düşün ya. İnanılmaz fazla daha büyük. Bezelye tanesi peki hangisi? En küçük hangisi Tonguç Evren benim? Bezelye. Bezelye tanesi aydır işte. En küçük aydır. Güneş, dünya ve ay. Yaşasın, birbirlerini kovalar. Bir şarkımız vardı hatırlıyorsan. Evet. Buradaki ay en küçüktür. Güneş en büyüktür. Tempo. Dünyada. Güneş, dünya ve ay. Evet. Birbirlerini kovalar. Evet. Çok güzel. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Tebrik ediyorum seni. Karaoke yaptıracağım sana. Geldik. Ben şarkı söyleyince genelde insanlar kaçıyor. Anlamış değilim. Yani. Evet. Tebrik ediyorum. Tablo numaralandırılan canlılara ait bazı bölümler verilmiştir. İkinci üniteye geçtik. Tabloya göre cümlenin başındaki boşluklara uygun rakamları yazınız demiş. Şimdi elma ağacı çiçek, yaprak ve gövdeye sahip. Tamam, o zaman süper. Hangi şimdi demiş ki uygun rakamları yazınız demiş. Bitkiler sınıfında yer almaz. Şimdi bir kere ciğer otu, elma ağacı çiçekli bitki.
Ciğer otu bak çiçeği yok ama yaprak ve gövdesi var. Demek ki çiçeksiz bitki. Ama bitki sonuçta. Şapkalı mantar hiçbir şey yok. Ya bir bitkide yaprak gövde olmak zorunda ya. Böyle bir şey olmaz. Mantar bitki midir Tonguç Evren Bey? Evet. Patlarsın. Mantar bitki değildir. Buraya çok dikkat et diyorum. Mantarlar ayrı bir gruptur. Hani demiştik ki canlıların içinde farklı bir grup var. Onlardan bir tanesi de mantarlardır. Hayvanlar, mantarlar, bitkiler bunları ayrı grup olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla bitkiler aleminde yer almayan şey aslında bitkiler sınıfında yer almayan üçtür diyoruz. Nemli yerlerde yetişen çiçeksiz bitkilerdir. Bir kere nemli yerlerde, dere ağızda, dere kenarlarında, işte sulu yerlerde yetişen çiçeksiz olan, çiçeği olmayan bitkiler ciğerotu mesela iki onlardan bir tanesi. Kibrit otu, ciğerotu falan filan. Ilık karanlık, erelt otu, ırık karanlık, nemli ve besin bakımından zengin ortamlarda yaşarlar. Tonguç'um, bir kere karanlık ortamda yaşarlarsa bir kere bunlar bitki olamaz. Çünkü bitkilerin ışığa ihtiyacı bunlar var. Bunlar mafya hocam karanlık ortamda niye yaşıyorlar? Aynen karanlık ortamda nemli ve besin bakımından zengin ortamda yaşıyor. Çünkü diğer canlıların besinlerini yemek istiyorlar. Çünkü bunlar bazen parazit olabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar şapkalı mantar gibi mantar gruplarıdır diyebiliriz. Peki kendi besinlerini kendi üretmeyip dışarıdan karşılayanlar da yine mantar grubudur diyoruz. Mantarlar bak. Elma ağacı, ciğer otu kendi besinlerini kendi üreten. Çünkü fotosentez yapan bitkiler kendi besinlerini kendi üretir. Ama mantar bitki olmadığı için 3 burada ağırlıkta 3 defa seçmiş. Kendi besinini kendi üretip de üreten deseydi o zaman elma ağacını yapıştırırdık. Hatta 2'yi de yapıştırdık. Ciğer otu da kendi besinini kendi üretir diyoruz ve geçiyoruz. Tabuda ve yanlar numaralandırarak verilmiştir. Tamam bu canlıların sınıflandırmadaki yerlerini yazın demiş. At kuyruğu, midye, amip, fil, şapkalı mantar, çekirge. Şimdi bir kere at kuyruğu dediğimiz şey aslında çiçeksiz bir bitkidir. At kuyruğu bir bitkidir. Sanki at gibi geliyor insana ama at kuyruğuna benzediği için at kuyruğu diyoruz. Yoksa bir bitkidir. Dolayısıyla bir için bitkilerin arasına koydum. İki midye. Midye dediğimiz şey canlı bir bitki midir Tonguç'um? Evet. Hayır dedim midye bitki olur mu? Denizin içinden çıkan böyle eti meti olan kasıması olan bir canlı aslında. Şimdi mikroskopik canlı mıdır? Hayır mikroskopla görünmüyoruz ki. Elimizde de alıp yiyebiliyoruz. Midye dolması var falan filan. Mantar mıdır? Hayır mantar gibi işte toprakta moprakta yetişmiyor ki. O zaman ne diyoruz? Hayvanların içine girer. Hatta hangi tür hayvandır? Omurgasız hayvandır. Bunları da bilelim Tonguç'um. Geldik şapkalı mantar. Tabii ki mantarın içine girer Tonguç'um. Sorulacak soru mu Allah'ın sorarsan. Peki amip'e baktığımız zaman amip gözle görülemeyecek kadar çok küçük olduğu için mikroskopik canlıların içine girer diyoruz. Ancak mikroskopla görebiliriz. Yalancı ayakları vardır falan filan. Fil Tonguç'um hayvanların içine girer tabii ki. Fil hayvanlardan bir tane omurgalı hayvanlardan memeliler grubuna girer hatta. Çünkü memeli bir canlı olduğu için yavrularını sütle besler ve benzeri. Doğurarak ürerler ve benzeri. Çekirgeye baktığımız zaman omurgasız bir hayvandır. O da hayvan olarak. Zıplayıver çekirge. Aynen. Zıplayıver çekirge. Aynen. Çekirge de çekirge. Bak böcekler omurgasız hayvanlara girer. Bunu da unutmayalım Tonguç'um. Omurgalı hayvanlardan omurgasız hayvanların ayrımını bilelim. Ama çekirge mesela. Mesela kuş nedir Tonguç'um? Mesela işte papağan kuşu. O hayvanların içine ama omurgalı hayvanların içine kuşlar bölümüne girer. Mesela işte sardunya balığı balıklar grubuna girer. Omurgalı hayvanların içine girer. Gibi bunların ayrımlarını da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik tabuda verilen uygulamaları kullanarak cümledeki noktaları yerleri tamamlayınız demiş. Bilmem ne bazı çeşitleri insanlar tarafından yiyecek olarak tüketilirken bazıları ise zehirlenmeye yol açarlar. Şimdi Tonguç'um zehirlenmeye yol açan bir mantar çeşidi var. Bu şapkalı mantarlar böyle kırmızı işte yeşil gibi böyle renkli olanlar böyle garip garip renklere sahip olan genellikle zehirlidir. O yüzden bizim yediğimiz annelerimizin yaptığı mantarlar genellikle beyazdır böyle kültür mantarı denir. O mantarlar rahatlıkla yenebilir mantar soteli et falan filan çok güzel olur gerçekten de. Ama bazı her bulduğum ne güzel mantar bundan bir tadına bakayım çat mortancı olursun. Neden diyeceksin? Çünkü renkli mantarlar genellikle şapkalı mantarlar demek istiyorum. Şapkalı mantarlar genellikle ve çok çekici gelir. Ne kadar güzel mantar falan filan üzerinde boncukları var falan filan. Ama bunlar zehirli olur ve seni mortancı yapabilir. O yüzden D diyoruz bazı çeşitleri insanlar tarafından yiyecek olarak tüketirken bazıları zehirlenmeleri ölçer şapkalı mantarlar. Ortamdaki uygun nem ve sıcaklık genellikle yiyeceklerin üzerinde bilmem ne mantarlarının çoğalmasına yol açar. Şimdi Tonguç'um yemekleri bıraktığın zaman ne olur Allah aşkına belli bir süreden sonra? Acıkırım. Hayır yemekleri bıraktın diyeyim hiç yemedin. O bir yemek ne olur? Ha çürür. Ha çürür. Kokar. Çürür de mesela ekmekler ne olur?
Küflenir. Küflenir aynen. Yeşil ve yeşil bir tabaka katını. Aynen. O işte aslında küf mantarının yaptığı bir maharet. Küf mantarı onu tekrar doğaya döndürüyor. Aslında çok güzel bir şey bu. Yani kötü bir şey değil. Ama biz o küflü yemeği yemememiz gerekiyor. Çünkü artık orada küf mantarının sentezlediği şeyler bize zararlı hale getirebiliyor yemeği. Ama onu o yapmasa o ekmek yüzyıllar boyunca öyle kalacak. Öyle şey mi olur? Onun doğaya dönmesi, tekrar o döngülerin içinde taze bir ekmek oluncaya kadar hareket etmesi gerekiyor. Onu da küf mantarı sağlıyor diyoruz. Bilmem ne hamuru kabartır. Maya mantarları, işte ekmeğin hamurunu kabartan, kekin hamurunu kabartan. Annenin kekine ekler, maya ekler. Maya ekledim mi? Maya ekledim. Evet. Falan. Bunların hepsi aslında hamuru kabartan maya mantarları. İngilizce yapar. De görüyoruz ama how to make a cake. Evet tabii görüyorum. Şimdi... canlılara zarar verin. Ne canlılara zarar verir Tonguç evladım benim? Canlılara canlılara zarar veren şeyler hastalık yapan mantarlar tabii doğru. Ki. Bu kadar basit bir zaten şey diyoruz. Kalmış, pardon. Süper zekisin Tonguç'um. Ve geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki mikroskopik canlıların etkisi de gerçekten bazı olaylar verilmiştir. Olayların mikroskopik canlıların olumlu ya da olumsuz etkisi olduğuna karar vererek tablodaki kutucuya işaretlediniz demiş. Yiyeceklerin çürüyüp bozulması. Tabii ki bizim için olumsuz bir şey değil mi Tonguç Evren Bey'im? Evet hocam. Neden diyeceksin? Çünkü hani yiyecekler bozulmasa uzun sürede yiyebilsek. Bazı bakterilerin sütü değiştirerek yoğurda dönüştürmesi. Bu olumlu bir etki. Bu sayede yoğurttan faydalanabiliyoruz. Ve yoğurtta bizim için çok büyük kalsiyum deposu, protein deposu ve gerçekten de çok sağlıklı bir besin diyoruz. Dişlerin çürümesi. Olumsuz etki. Mesela bakteriler dişlerimizin içinde, üzerinde kalınca dişlerimizi çürütüyor diyoruz. Verem, tifo gibi çeşitli hastalıklara neden olması Tonguç Evren Bey'im. Tabii ki bu da hastalıklara yol açtığı için bakteriler bizim için negatif, olumsuz bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Geldik bazı omurgalı hayvanlara ait özellikler tabloda verilmiştir. Bu canlıların sınıflandırılmadaki yerlerini yazınız demiş. Bir kere Tonguç, karada yaşarlar, akciğer solunumu yaparlar, yavrusunu sütte bezer. Tam da bize anlattı değil mi? Anne! Biz hangi grupta dedi Tonguç Evren Bey'im? Memeli. Aynen memeli. Uçan memeli nedir Tonguç Evren Bey'im? Uçan memeliye... Uçan memeliye yarasa. Uçan memeliye... Yüzen memeli nedir Tonguç Evren Bey'im? Yüzen memeli... balina. Evet, yüzen memeli de balina. Harikasın, tebrik ediyorum. Uçan memeli yarasa. Yani biz de... yürüyen memeliyiz diyebiliriz Tonguç Evren Bey'im. Karada yaşarlar. Tamam süper, biz yaşıyoruz. Akciğer solunumu yapar. Evet akciğer solunumu, akciğerlerimizden oksijen alıyoruz. Yavrusu sütte, evet annelerimiz bizi sütte besledi falan. O zaman memeli grupları diyoruz. Omurgalı canlılara özel olan gruplar nelerdi? Kuşlar, balıklar, sürüngenler, kuşlar, balıklar, sürüngenler, iki yaşamlılar, kuşlar ve memeliler diyoruz. Geldik Tonguç Evren Bey'im. Kıkırdak ve kemikten oluşan iskelet ve omurgası bulunur. Vücutları kıllarla kaplıdır. Vücutları kıllarla kaplı olan... insan hocam. Pardon çok özür dilerim. Kıkırdak ve kemikten oluşan iskelet ve omurgası bulunur. Özür dilerim çok özür dilerim. Vücutları şunu değiştiriyorum. Ha. Tüylerle diyelim. Bunu çünkü aynı şey olacak yoksa. Çok kıl bir soruydu hocam. Kıllarla kaplı olan şey memeliler. Çok doğru söyledin. Evet doğru. Ama bu sefer değiştirdim soruyu. Kıkırdak ve kemikten oluşan iskelet ve omurgası bulunur. Vücutları tüylerle kaplıdır. O zaman nedir Tonguç Evren Bey'im? Tabii kuşlar. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. O tüyler sayesinde de uçabilirler rahatlıkla. Ve hani kuş tüyü yataklar, kas tüyü yataklar falan filan vardır biliyorsunuz. Karada yaşar, akciğer solunum yapar ve yumurta ile çoğalırlar. Yumurta ile çoğalan, karada yaşayan bir kere balıklar suda yaşıyor. İki yaşamlılar hem suda hem karada yaşıyor. İşte arada bir yerde. Akciğer solunumu yapan kuşlar var. Sürüngenler var, memeliler var. Yumurtayla çoğalanlar şey de olabilir, kuşlar da olabilir, sürüngenler de olabilir. İkisi de akciğer solunumu yapıyor. Tamam ama karada yaşıyor diyor ya. Hani biz şeyleri, kuşları genellikle karada yaşıyor değil de işte hava karada yaşıyor. Bir de şuraya bir şey daha ekleyeyim Tonguç Evren Bey'im. Vücutları o zaman çok rahat olacak. Vücutları pullarla kaplıdır. Pullarla kaplı olan mesela yılanın pulları var biliyor musun Tonguç Evren Bey'im? Aynı zamanda işte sürüngenlerin pulları var genellikle. Dolayısıyla bunlarsa sürüngenlerdir diyebiliriz. O yüzden omurgalı gruplarından işte iki yaşam balıklar solungaç solunumu yaparlar. Bunlar sorulabilir. Ondan sonra iki yaşamlar hem karada hem suda yaşarlar. Kurbağalar diye bildiğimiz aslında grup. Ondan sonra sürüngenler yumurtayla çoğalırlar. Zaten bak şuraya kadar hepsi yumurtayla çoğalıyor. Balıklar. Ondan sonra iki yaşamlar,
sürüngenler, kuşlar hepsi yumurta. Ama doğurarak çoğalan memeliler vardır. Aman dikkat etme, o çevreden memeliler yüzde yüz. Biz öğrenciler çıkar. Sürüngenler grubuna mı giriyoruz? Biz öğrenciler kuşlar grubuna. Aa, uçuyoruz çünkü. Evet, uçuyorsunuz. Ya çok uçuyorsunuz. İnşallah bir yere konacaksınız. KLM cisminin ağırlıkları özdeş dinamometrelerle şekilde gibi ölçülüyor demiş. K cisminin ağırlığı 40 Newton olduğuna göre LMM cisminin ağırlığı kaç Newton? İşte bu sınav sorusu. Gerçekten buraya yazıyorum. Sınavda böyle soru gelecek. Neden biliyor musun Tümcüğüm? Çünkü sınavda dinamometre sorusu %100 gelecek. %100 dinamometre sorusu gelecek. Neden diyeceksin? Çünkü böyle bir dinamometre verecek sana. Adam demiş ki bak, K cismi 1, 2, 3, 4 tane bölme çıkartmış. Görüyor musun? Bir kırmızı, bir beyaz. Bir kırmızı, bir beyaz. 4 tane bölme fışkırtmış buradan. 4 tane bölme fışkırttıysa bu adam 40 Newton olduysa bir bölme aslında bizim için 10 Newton değil mi? 10, 10, 10, 10. Toplarsan ne olur Tomcu evladım benim? 30. Hayır. 40 olur. 4 tane onu toplarsan 40 eder. İşte her bir bölmenin 10 olduğunu buradan bulduk. Oh be, rahatladık. Şimdi L kaç bölme fışkırtmış Tomcu evladım benim? 1, 2 bölme. Dolayısıyla 20. 2, 20 Newton eder. 2 tane 10, 20 Newton eder. Peki M kaç bölme fışkırtmış Tomcu evladım benim? 30. O zaman 3 bölme, o zaman 30 Newton'dur diyebiliriz M cisminin ağırlığına da. İşte bu kadar basit bir orantı kuruyoruz aslında. Kaç tane çıkarttığını görüyoruz ve ondan sonra da ona göre de hesaplamalar yapıyoruz diyoruz ve sınavda böyle soru geliyor. Şekil güzelliklerde eşit yüksekten serbest bırakılan özdeş oyuncak arabalardan yere ilk ulaşan mavi araba. Bak bu ilk ulaşmış. Düzenekler hazırlanırken buz ve halı kullanılmıştır. He. Buna göre kahvele güzelliğini yazınız demiş. Bir kere bu daha hızlıymış. Bu ise birazcık daha yavaş 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 yavaş. İmaz. Bu gerçekten çok hızlı bir şekilde inmiş. Ama bu birazcık daha yavaşım. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bu daha hızlı indiyse bunun ikisi de bak eşit yükseklikten serbest olan özdeş arabalar. Yani aynı kütleye sahip. Hiç fark yok ki. Hiç fark yok. Bu niye daha hızlıymış Tomuç? Çünkü? Çünkü sürtünme burada daha az. Hmm. Sürtünme daha fazla olduğu için daha yavaş inmiştir. Sürtünme daha az. O zaman yazıyorum bak. Sürtünme daha az olunca daha hızlı gideriz değil mi? Sürtünme az olan hangisidir? Buz mu halı mı Tomuç Evren benim? Tabii halı. Ki. Hayır efendim, halıda daha fazla sürtünme vardır. Buz kayar. Buz ayakların altından kaymaz mı? Buzda daha az sürtünme vardır. O zaman L yüzeyi buz. Çünkü daha hızlı inmiş. O zaman burası da halıdır diyebiliriz Tonguç evladım. Geldik. Bu arada şunu hatırlayalım. Hani orada sürtünme kuvveti dedik ama sürtünme kuvvetinde bazı özellikler var Tonguç'um. Sürtünme kuvvetinde bak su direnci var, hava direnci var. Bunlardan sınavda sorular gelebilir. Mesela hangileri sürtünme kuvvetini şunu hatta şuraya getireyim. Hangileri sürtünme kuvvetini arttırır, hangileri sürtünme kuvvetini azaltır diye soru gelebilir sana. O soruda da şuna dikkat edelim. Paraşüt yüzeyinin geniş olması arttırır. Araba lastiklerinin takılan zincir arttırır sürtünme kuvvetini. Ondan sonra kışlık ayakkabıların tabanları arttırır. Spor ayakkabılarının kaymaz tabanları arttırır sürtünme. Ama mesela ne azaltır Tonguç Efendi benim? Valizlerin altındaki tekerlekler sürtünme kuvvetini azaltır. Buz patenlerinin tabanı azaltır. Kapı mendişlerinin yağlanması azaltır. Bunları da ezbere bilmesen bile mutlaka aklına getir. Suyun hal değişimi sırasında gerçekleşen olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre döngüde meydana gelen hal değişimlerinden hangileri madde çevresinden ısı alır demiş. Bir kere Tonguç'um hemen hal değişimlerin hepsini dolduralım biz. Şimdi buzdan suya geçmeye ne diyorduk? Erime diyorduk. Erime diyorduk. Sudan buza geçmeye ise donma diyorduk. Peki sudan su buharına geçmeye buharlaşma diyoruz Tonguç evladım benim. Su buharından suya geçmeye ise yani buhardan suya geçmeye ise yoğuşma diyoruz Tonguç evladım benim. Hemen numaralamış vermişti. Buna göre döngüde meydana hal değişiminden hangi değil mi? Buradan su buharından buza geçmeye kırağılaşma diyoruz. Yani artık donma gibi bir şey. Kırağılaşma. Peki şeyse tam tersine buzdan su buharına geçme ise süblimleşme diyoruz. Tonguç evladım benim. Buyurun. Hangilerinde daha sıcağa geçiyorsan madde ısı almıştır. Yani maddenin ısı alanları soruyor ya. Hangisi daha sıcağa doğru gidiyorsa ısı almıştır. Yani şimdi ilk başta sen söyle. Su mu daha sıcak, buz mu daha sıcak? Su. O zaman buzdan suya geçişte madde ısı almıştır. Yani erimede madde ısı almıştır. Su mu daha sıcak, su buharı mı daha sıcak? Su buharı. Su buharı daha sıcak. Buhar olmuş artık, kaynamış. O zaman
sudan su buharına geçişte madde ısalmıştı. Yani daha sıcağa geçerken ısalmış. Yani bir maddenin daha sıcağa geçmesi demek ısınması demek, ısalması demek. Tam o zaman şey düşünüyorum. Su buharından buza su mu daha sıcak, buz mu daha sıcak, su buharı mı daha sıcak Tonguç evladım benim? Su buharı. Su buharı. O zaman madde buzdan su buharına yani soğuktan sıcağa geçerken ısı almıştır. Dolayısıyla 1, 5 ve 4'te madde ısı almıştır diyoruz. Ve süper bir şekilde bütün tekrarını yaptık. Tonguç'um bir kere akıl haritandan, akıl notlarından, 5. sınıf akıl notlarından çalışabilirsin. Akıl notlarından hangi sayfaları çalışacağını sana gösteriyorum. Bir kere sayfa Tonguç Evladım benim 42'den başla. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Şeye kadar gel Tonguç'um hemen sana söylüyorum. Madde ve değişimden önce, evet. Sayfa 58'e kadar gel. Yani 42'den başla 58'e kadar. Bunları bir tara. Zaten küçücük sayfalar. Hemen hızlı bir şekilde bunları tekrar edersin akıl notlarında. Ardından sana çalışman için 0'dan 5'e sayısal diyorum. 0'dan 5'e konu anlatımı soru bankamızda, tüm dersler soru bankamızda hangi sayfaları vereceğim şimdi göreceksin. Tonguç'um matematik değil de fen bölümüne gelelim. Fen bölümünde geldiğimiz zaman sayfa 132 ile Tonguç'um ilk üniteleri tekrar edebilirsin. 134, 136, 138 ilk üniteleri tekrar edebilirsin. İlk üniteyi tekrar ettikten sonra buradaki soruları mutlaka açıyoruz. Eğer tekrar ettiysen bundan sonra devam et. 140, 141 canlıları tanır, mantarları tanır. 142, 144 bitkiler. Ama buradaki soruları mutlaka açıyoruz. Buna çalış, hemen buradaki soruları açıyoruz. Ardından Tonguç önemli. Burası çok önemli. İşte kuvvetin ölçülmesi dinamometre. Buradan %100 sınavlı soru gelecek. Oo. Ve buradaki konu başlıklarını da çok iyi bilmen gerekiyor. Buradaki örnek sorular senin için hayati değere sahip. O yüzden lütfen işte kuvvetin etkileri, ondan sonra dinamometrenin nasıl çalıştığı, burada nasıl sorular olduğu lütfen bunları çok. Sayfa 148-149 çok önemli bir sayfa. Şimdiden söyleyeyim. 150-151 de önemli. Sürtünme kuvvetinin neler artırır, neler azaltır bilmelisin. Sınavda gelir bunlar. Ve maddenin hal değişimi 152-153'ten de sınavda %100 soru gelecek. O yüzden lütfen bunlara çok 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 iyi çalış ve canlıları da çok iyi çalışaraktan sınava gir. Ama öncesinde de sonrasında eğer hocanı zor soracağım, yapacak bir şey yok, artık ben böyle soru soruyorum derse o zaman diyorsun ki Tonguç'um hemen hiç off mof değil. Hemen 5. sınıf Zoru Bankası'nı açıyorsun. Zoru Bankası'nda buradaki sorular çok zor. Onu söylemek istedim. Buradaki soruları çözersen mükemmel. Eğer yapamazsan tatsız uygulaması hemen cevabını görebilirsin zaten. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ve 131'i bir tamamla. Bunları tamamladıktan sonra canlıları tanıyalım üniteler. İşte sınavda soruların geleceği üniteler geldik. 132, 133. Ondan sonra mantarlar 134, 135. Mantarlar özellikle sınavlarda hepsi sorarlar. Hani şapkalı mantar ve küf mantarı çok sorulur. 136, 137. Ondan sonra 138, 139. Ondan sonra Tonguç'um işte sınavda sorunun geleceği kısım. Bunlar birazcık kazık şimdiden söyleyeyim. 140, 141 yani kuvvetin ölçülmesi, 142, 143 sürtünme kuvveti acayip önemli sınavda %100 sorular gelecek. Maddenin hal değişimleri de 144, 145'e kadar mutlaka yap Tonguç'um ve mükemmel bir şekilde sınava hazırlanmış ol. Ve buradaki sorular senin için çok güzel bir çalışma olacak diyorum. Ve şimdiden sana başarılar dilemeden önce bir tane daha soru çözüyorum. Bir tane daha soru çözüyorum. Hatta birkaç tane daha soru çözüyorum. İki tane daha soru çözüyorum. Ve bitiriyorum. Ödevini de arada vermiş oldum. Tabloda bazı hal değişim olayları verilmiştir. Tablodaki kavramları aşağıdaki boş bırakılan yere yazınız demiş. Evet, tablodaki buz kütlelerinin azalması, güneşte bırakılan buzun suya dönüşmesi, kışın göl yüzeyinin buz tutması falan filan. Şimdi bir kere buz kütlelerinin azalması kutuplardaki buz tablo diye okudum ya demin bunu. Kutuplardaki buz kütlenin azalması, kutuplardaki buzun erimesi aslında. Buz eriyor ve suya dönüşüyor. O zaman hangi hal değişimi? Birdir diyebiliriz. Güneşte bırakılan buzun suya dönüşmesi, buzun erimesi. O da birdir diyebiliriz. Kışın göl yüzeyinin buz tutması, bu sefer de su donuyor ve göl yüzeyi buz tutuyor. O zaman donmadı diyebiliriz. Katı naftalinin dışarıdan ısınarak sıvılaşmadan gaz haline dönüşmesi, bak katının gaz haline dönüşmesi ne demekti? Süblimleşme demekti. 4 diyoruz. Islak çamaşırların kuruması buharlaşmaydı. Buharlaşma da 3'tür diyebiliriz Tonguç evladım. Geldik artık son sorumuz. Sürtünme kuvvetiyle ilgili verilen cümle uygun ifadeleri tamamlayınız demiş. Kapı menteşelerinin yağlanması sürtünme kuvveti ne yapar Tonguç evladım benim? Artırır. Hayır, azaltır. Yağlama. Mesela yağlı bir yüzeyde rahat yürüyebilir misin Tonguç'um? Hayır, kayarsın. Sürtünme kuvveti yoktur çünkü azalır. O yüzden rahatlıkla kapıyı açarsın, kapatırsın. Menteşede sürtünme kuvvetinin az olması daha iyi bizim için. Futbolcuların çim sahada krampon giymesi sürtünme kuvvetini
Artırır. Çünkü daha böyle çivili ayakkabı böyle. Ayakkabı dediğin şey de şöyle bir ayakkabı. Hatta şöyle göstereyim sana. Şöyle altlarında çiviler var Tonguç'un. Bu çiviler sayesinde tutunmayı artırıyor. Sürtünme kuvvetini artırıyor ve ayağın kaymıyor çimde. Çimde çünkü normalde ayak çok rahat kayar. Karlı havalarda arabaların tekerleklerine zincir takılması sürtünme kuvvetini artıran bir etkidir. Neden diyeceksin? Zincir takıldığı zaman o karda, buzda kaymasın arabanın lastikleri diye orada demir gibi bir şey ona sürtünmeyi artıran bir etki sağlıyor. Valizin altına tekerlek takımı sürtünme kuvvetini azaltır ki o yüzden rahatlıkla çekip götürebilir. Öbür türlü valizi taşımak çok zor olur diyoruz ve artık ödüllü sorumuzu yaptığımız için yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.